Evet arkadaşlar, şimdi de isterseniz konunun tanımı, alanı ve hacmi ile ilgili sorularımızın çözümlerine başlayalım. İlk sorumuza bakalım, gene ne vermiş bize? Bir daire dilimi vermiş ve demiş ki yandaki daire diliminin kıvrılması ile oluşacak dik koniyi gösterin demiş. Biz bir kere neyi biliyoruz koni için arkadaşlar? Tabanın bir daireden ve yanal yüzeyinde bir daire diliminden meydana geldiğini zaten biliyoruz. Pekala, baktığımız zaman bu daire dilimine ne verilmiş bize? Daire diliminin yarıçapını 6 santimetre ve açısını 60 derece olarak vermiş ve neyi istiyor? Dik koniyi istiyor. Bir kere biliyoruz ki bu dik koni elbette ki şu şekildedir. Ve arkadaşlar bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Elbette ki dik koninin yarıçapını bilmemiz gerekiyor. Pekala, yarıçapını nasıl bulabiliyorduk? Hatırlayacağımız gibi neydi? Biz bu dik koniyi açtığımız zaman bir daire dilimi ve alt tabanında da bir tabanı oluşturan, koninin tabanını oluşturan bir daire vardı. Bu dairenin yarıçapını biz R olarak alırsak eğer, bu dairenin çevresi ne olacaktı? Elbette ki şuradaki daire diliminin çevresine eşit olacaktı. Pekala, daire diliminin çevresine baktığım zaman nasıldı normalde bir dairenin çevresi? 2 pi r ile bulunuyordu. Fakat şu daire diliminden bahsettiğimiz zaman da çarpı alfa bölü 360 yapıyorduk. Evet, alfa da neydi arkadaşlar? Bizim tepe açımızdı. Pekala, yerleştireceğimiz zaman değerleri yerine 2 pi çarpı bu daire diliminden bahsettiğimiz için bunun yarıçapını alıyoruz. 6 çarpı sadeleştiriyorum. Elbette ki 1 bölü 6 oldu. Bakın, 6'ları da ne yaptık? Sadeleştirdik. Yani bu daire diliminin çevresi 2 pi oldu. Pekala, ne dedik? Daire diliminin çevresi tabandaki dairenin çevresine eşittir. Yani 2 pi r'ye eşittir dedik. Buradan da sadeleştirmeleri gerçekleştirdiğimizde tabandaki dairenin yarıçapını arkadaşlar ne olarak buluruz? Elbette ki 1 olarak buluruz. Pekala, yarıçapı 1. Şurası elbette ki yanal yüzümüz nedir arkadaşlar? Yanal ayrıtımızı veriyordu burası bize, 6. Buradan da dik üçgendeki Pisagor kuralından elbette ki koninin yüksekliğini buluruz. Neydi Pisagor? 90'ın karşısındaki kenarın karesi eşittir dik olan kenarların karelerinin toplamına. Yani 36 eşittir 1 artı x kare ise x kare buradan 35, buradan da x ne çıkar? Kök 35. Yani arkadaşlar bizim birinci soruda verilen dik konimiz neymiş? Tabanın yarıçapı 1 olan ve yüksekliği kök 35 olan bir koniye denk geliyormuş. Birinci soruyu böyle gösterdiğimize göre ikinci sorudan devam edebiliriz. Ne verilmiş bakın bu sefer bize? Elbette ki AB yayının uzunluğunu vermiş 12 santimetre olarak ve ne diyor? Yukarıdaki daire diliminin kıvrılması ile oluşturulan koninin şeklini gösterin demiş. Elbette ki bir hata olabilir. Koninin şekline şimdi bakacağız. Öncelikle dedik, daire diliminden bahsetmişiz. Şöyle. Şurası 5 santimetreymiş ve bize neyi vermişti? AB yayının uzunluğunu 12 santimetre olarak vermiş ve ne dedik? Koniyi istiyor dedik. Baktığımızda ne dedik? Bu daire diliminin çevresi benim şu şekilde, hani açtığımız zaman tabanı oluşturacağımız dairenin elbette ki çevresine eşittir. Yani 2 pi r'yi eşittir dedik. Pekala, 12 eşittir pi içinde bana 3 alınız demiş. 2 çarpı 3 çarpı r'den 12 eşittir 6 r ise her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman r'yi ne buluruz arkadaşlar? Elbette ki 2 olarak buluruz. Yani ne olur bu? Elbette ki yanal yüzeyi bir daire dilimi olan ve tabanı bir daire olan, bakın, koniyi çizdiğimizde şurası 5 santimetreymiş. Elbette ki benim yarıçapımda 2 santimetreye karşılık geliyormuş. Yani bu koniyi de gösterdiğimiz zaman tabanı 2 santimetre olan bir koni şeklinde gösterebiliriz. 2 ile böyle yaptığımıza göre 3'ten şimdi devam edebiliriz. Şekildeki açınımı verilen koninin yanal yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Yani neyini bulmam gerekecek benim? Yanal alanını bulmam gerekecek. Daha doğrusu şöyle yapalım. Öncelikle yanal alanı bulalım. Daha sonra da normal yüzey alanını bulalım isterseniz arkadaşlar. Baktığımız zaman öncelikle şöyle neydi? Ben koniyi açıyordum şu şekilde, bakın. Şöyle 120
dereceymiş burası, şurası 5 santimetreymiş ve tabanında bir daire varmış. Bu dairenin elbette ki yarıçapı da 10 santimetreye karşılık geliyormuş. Ben ne dedim? Öncelikle yanal alanı bulmak istiyorum. Daha sonra da elbette ki yüzey alanını bulmak istiyorum. Yanal alana baktığım zaman yanal alanı ne oluşturuyordu? Bir daire dilimi oluşturuyordu. O zaman öncelikle bu daire diliminin alanını bilmem gerekiyordu. Baktığım zaman ben normalde alanı hangi formülle yapıyordum? Pi r kare ile buluyordum. Pekala, daire dilimi olduğu için alfa bölü 360'dan 120 bölü 360 yazıyorum. Şimdi değerleri yerine yazacağım. Bir kere arkadaşlar, yanal alan için yandaki daire diliminden bahsettiğime göre r'yi bu daire diliminin yarıçapı olarak alıyorum. Bunu lütfen karıştırmayın. Pi yerine de 3 yazıyormuşum. 3 çarpı r'nin karesini istiyor benden. Yani 5'in karesini 25 verir. Elbette ki 120 ile de 360'ı sadeleştirdiğimde bakın 1 bölü 3 olur. 3'leri de gene sadeleştirdiğimde demek ki benim yanal alanım neye karşılık geliyormuş? 25 santimetre kareye karşılık geliyormuş. Pekala, yüzey alanı neydi arkadaşlar? Yanal alan artı taban alanda, hatırladığımız gibi yanal alanı 25 olarak bulduk. Tabanında da bir daire olduğuna göre dairenin alanı olarak yapacağım. Yani pi r kare olarak alacağım. Bu sefer alacağım r hangi r? Tabandan bahsettiğim için tabandaki dairenin yarı çapından bahsediyorum. O zaman bu r için elbette ki 10'u alacağım. Geliyorum, gene değerleri yerine yazıyorum. 25 artı pi yerine 3 yazın demiş. Geliyorum, 3 yazdım. R yerine 10 yazacağız dedik. 10'un karesi de bana 100'ü veriyor. Geldiğimde 25 artı 3 çarpı 100'den 300. Sonucu da arkadaşlar 325 santimetre kare olarak bulmuş olurum. 3'ünü sorudan bahsettiğimde. Neye dikkat ediyoruz? R'leri, yani yarı çapları aldığımız zaman hangi daireden ya da daire diliminden bahsediyorsak o yarı çapı alıyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Bundan da bahsettik. 4'ünü sorudan devam edebiliriz şimdi. Ne demiş? Yukarıdaki şekilde konenin taban yarı çapı, bakın R olarak verilmiş, kürenin yarı çapını eşittir demiş. Bakın gene R olarak verilmiş. Küre ve konenin yüzey alanları birbirine eşit olduğuna göre O bölü R oranı nedir demiş. Pardon, oradaki O'ydu, biz isterseniz A olarak alalım. A bölü R'yi sorsun. Yani konenin yanal ayrıtının uzunluğu. Baktığımız zaman şimdi öncelikle çizelim. Şöyle. Şurası elbette ki R'ymiş. Şurası da A'ymiş. Geldiğim zaman küreyi de aldığımda gene yarıçap R'ymiş. Şimdi ben konenin yüzey alanı için bir formül yapmıştım. Derste de bunu göstermiştim. Neydi? Taban alanı artı yanal alana karşılık geliyordu. Tabanında bir daire olduğu için dairenin alanı diyordum. Yani pi r kare, yanal alan içinde bir daire dilimi demiştik. Yani pi r kare çarpı alfa bölü 360'dan yapabiliyorduk. Ya da ne diyorduk? Pi r a yaptığımız zaman da yanal alanı buluruz demiştik. A dediğimizde elbette ki şuradaki ifade. Konenin alanından bu şekilde bahsettiysek, kürenin alanına geçtiğimizde de arkadaşlar neydi? 4 pi r karede neydi bize? Kürenin alanını veriyordu. Bu alanlar birbirine neymiş? Elbette ki eşitmiş. Bakın, küre ve konenin yüzey alanları birbirine eşit olduğuna göre. Yani 4 pi r kare eşittir pi r kare artı pi r a imiş. Bakın, 4 pi r kareden o zaman ben pi r kareyi çıkarabilirim. Nasıl çıkaracağım? Bunu sol tarafa geçirerek 4 pi r kare eksi pi r kare eşittir pi r a olur bu sefer. Geldim bakın, 4 pi r kareden pi r kareyi çıkardım. 3 pi r kare oldu. Eşittir pi r a. Her tarafı ne yapıyorum arkadaşlar? Benden a bölü r oranını istiyor. Her tarafı öncelikle pi r'ye bölmek istiyorum. Geldim pi r'ye böldüm. Bakın buradaki pi r'ler sadeleşti. Sol taraftaki de pi'ler sadeleşti. Ve r'ler de kendi aralarında sadeleştiğinde 3 r eşittir a olarak çıktı. Benden neyi istiyordu? A bölü r'yi istiyordu. O zaman her tarafı r'ye bölüyorum. Bakın, a bölü r'yi bulabilmek için. Her tarafı r'ye böldüğümüzde sol taraftaki r'ler de sadeleşti. Buradan da bakın, a bölü r'yi ne olarak buldum ben? 3 olarak bulmuş oldum. Dikkat ediyoruz dedik. Sadeleştirmelere neyi vermiş, neyi istiyor, bunlara dikkat ediyoruz. Kısacası cevabımızda 3 olarak bulmuş olduk.